Ne habersiniz tayfa? Ben Fantastixio. Gintama animesinin Pororo Arc'ın 25. bölümünün ve Gintama'nın artık filler olan şu 12-13. bölümün Pororo Arc'ından sonraki mangada işlenmeyen kısımlardan sonra asıl hikaye giriş bölümleri başlıyor ve sona geldik. 2017'nin son Gintama bölümü oldu. Ve Silver Soul Arc'ı yani 25. bölüm olarak, 1. bölüm olarak geçecek Silver Soul Arc'ı yani mangadaki son hikaye işlenmeye başlayacak. Bu bölüm 10 üzerinden 8.9'luk bir bölümdü. Gerçekten çok eğlendim. Koruyucu ruh olayını bu kadar iyi işlemeleri efsaneydi ve sonunda kurguyu bizi duygulandıracak şekilde bırakmaları muazzamdı tayfa. Tamamen saçma sapan bölümdü, tamamen absürt bölümdü ama bunun bu kadar güzel işlenmesi bizi gerçekten mutlu ediyor. Bölümün başında spor müsabakası başlamıştı ve Madao'nun kendisi ortaya çıktı. Ve Madao direkt güneş gözlüğünü koruyan bir ruhmuş. Madao ölüymüş aslında. Sonra Katsura'yı gösterdiler. Katsura da yarı ölü yarı da ruh olarak işlenmiş çünkü zamanında ona araba çarpmış ve sürekli Zura Canay Katsura demesinin sebebi saçının arabaya takılı olmasıymış ve kellik olmamasından dolayı böyle bir takıntı elde etmiş. Ardından Hijigata-san'la Sogo geldi ortaya ve arabayla geldi, böyle batılı bir arabayla. Katsura ise daha çok Japon tarzı bir arabayla geldi ve spor müsabakasında yerde böyle tılsımlar falan vardı bildiğin. O müsabaka ruhlar müsabakasına döndü, tılsımlar falan. Batılı araba kullandıkları için Hijigata-san'la Sogo etkilenmediler ve Maserati göndermesi çok komikti. Araba göndermesi bile yapıyorlar artık. Ve Hijigata'nın arabası tamamen bir ruh ve bunu zamanında mayonezle sürekli beslemiş ve sürekli Hijigata'nın saçının V şeklinde olması da arabasına saçının takılmasından dolayıymış. Aynı zamanda Sadist Sogo'nun ise ruh, koruyucu ruhu bildiğin İsa'ya göndermeydi. Hristiyanlığa bile Gintama gönderme yapıyor. Budist'e gönderme yaptılar. Hristiyanlığa gönderme yaptılar. Her türlü dine, oyuna, şirkete, her şeye gönderme yapıyorlar ya. Böyle bir şey yok. Soka geldi böyle çarmıha gelmiş vaziyette. Ve arabayı patlattı. Hijigata-san dedi. Seni durduracağım. Ne oldu dedi. Hareket edemiyor musun dedi Sogo. Neyse, ekmek yeme yarışması falan derken iyice parçaladı zaten. Bir ara Şimpachi'nin ablası geldi Otoya ve Otoya'nın neden sürekli kötü yemek pişirdiği ortaya çıktı. Arkasındaki lanetli ruhtan dolayı, ondan dolayı böyle pis yemekler yapıyorlarmış. Sonra Kondo-san geldi ve goril olduğu zamanki gücünün 10K olması ve goril gücü, goril ruha sahip olması, hangi topu isterse kırmızı mı beyaz mı yoksa benim topum mu demesi ve birçok göndermeyle beraber resmen efsanevi kısımlar vardı. Sonra Madao Fusion geçirdi Kagura'nın tanrısı Ashura'nın. Kincho muydu? Pikachu göndermesi, Pokemon göndermesini geçen bölüm anlatmayı unuttum. Bir de Pokemon göndermesi vardı. Hepsinin fusionlanmasıyla bildiğin LoL'den Hecarim ortaya çıktı. At adam ortaya çıktı Madao ve koşu yarışı derken, top fırlatma yarışı derken falan. En sonunda ruhlardan bir yardım isteme çabaları falan. Bölüm bir şekilde bitti tayfa. Gerçekten anlatmakta güçlük çekiyorum Gintama'yı ama efsane bir bölümdü ve artık sonunda bu filler bölümleri atladık. Artık hikayeye devam edebiliriz. Acaba Utsuro nasıl yok edilecek? Edo'da neler dönecek? Ve Edo'daki Madao'nun diğer konuleşmiş yerler nasıl savunma yapacak? Shinsengumi nasıl tekrardan ortaya çıkacak merak ediyorum. Bakalım Utsuro'ya karşı nasıl savaş verecekler? Kamui, Umibozu neler yapacak? Hepsini tek tek merak ediyorum. Efsanevi bölümler başlıyor artık. Shunen zamanı gelmeye başlıyor. Komedi kısmı artık bitti artık. Shunen zamanı Gintama da ortaya çıkıyor. Silver Soul Arc'ını izlemek için sabırsız anıyorum. Bir sonraki bölümde de artık Silver Soul Arc'ı başlayacak. Sizleri seviyorum bu incelemenin sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın tayfa. Mr. Raindrop, falling away from me now.